Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. Ey bizleri ve zerreden küreye tüm kainatı yoktan var eden, varlığından, birliğinden, sevgisinden haberdar eden yüce Rabbimiz. Ey bizleri evine davet edip bahtiyar misafirleri arasına kabul buyuran yüce Rabbimiz. Ey bu mübarek ayda, bu mübarek cuma gününde, günahların en çok affedildiği Arafat meydanında, bir Hacc-i Ekber mevsiminde, duaların geri çevrilmediği bu mübarek Arafat meydanında, bizleri vakfeyi lütfeden yüce Rabbimiz, hakkıyla ifade etmekten aciz kaldığımız hamdimizi, senamızı, şükrümüzü, duamızı sana yöneltiyoruz. Sen kabul eyle Allah'ım. Alemlere rahmet, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdiğin, güzel ahlakıyla bütün insanlığa önder ve rehber kıldığın, başımızın tacı, gönlümüzün ilacı, kalbimizin siracı, fahri kainat Efendimiz Muhammed Mustafa başta olmak üzere bütün peygamberani izam hazaratına bahusus Adem, İbrahim, İsmail başta olmak üzere bütün peygamberlere salat ve selam ediyoruz. Sen kabul eyle, muazzez ruhlarını bugün bizlerden haberdar eyle Allah'ım. Ya Ekremel Ekremin ve Ya Erhamer Rahimin, Halilin İbrahim Aleyhisselam'a وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ Ey İbrahim, insanları hacca çağır buyurdun. Bu hitabına uyarak, duyarak Resullerin İbrahim, İsmail, Muhammed Mustafa'nın davetine icabet ederek senin lütuf, inayet ve ihsanınla bu diyarlara hac etmeye niyet edip geldik. Niyetimizi, maksadımızı, gayemizi, haccımızı, umremizi, ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı sen kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi, bugün Hazreti İbrahim'in sadakatini, Hazreti İsmail'in teslimiyetini, Hazreti Hacer validemizin safiyetini bize de ihsan eyle ya Rab. En güzel kulun, en sevgili elçin Muhammed Mustafa'nın dünyaya geldiği, nefeslerinin değdiği, ayaklarının bastığı, sözlerinin yankılandığı şehirlerin anası Mekke'deyiz. Bizleri İbrahim'in milletinden, Muhammed Mustafa'nın ümmetinden bir lahza olsun ayırma Allah'ım. Ya İlahi, evimizden, yurdumuzdan çıktığımız andan itibaren lebbeyk nidalarıyla sana iltica ettik. Şimdi vakfede bir kez daha birlikte buyur, geldim Rabbim diyerek sana iltica ediyoruz. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Buyur Allah'ım buyur, emrine amadeyiz, çağırdın geldik buyur, senin eşin yoktur, ortağın yoktur, emrine amadeyiz. Hamd senin, nimet senin, mülk senindir, senin eşin ortağın yoktur diyoruz. Telbiyelerimizi sen
karşılıksız bırakma Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Habibi Edib'in El Haccu Arafa, Hac Arafat'tır buyuruyor. Hayrud duai duau yevmil Arafa, duanın en hayırlısı Arefe günü yapılan duadır buyuruyor. Şu mübarek Arefe gününde, şu mübarek Cuma gününde, şu mübarek zaman diliminde, bu Hacci Ekber gününde, dilleri, ırkları, renkleri farklı, fakat gönülleri bir, imanları bir, gayeleri bir, milyonlarca mümin kardeşlerimizle birlikte Arafat meydanınızdayız. İşte ümidimiz bu meydan. Bizleri boş çevirme Allah'ım. Babamız Adem'in, annemiz Havva'nın bağışlandığı yerde toplandık Allah'ım. Sana kulluğumuzu arz etmeye geldik. Mahşeri burada tecrübe etmeye geldik. Günahlarımızdan pişmanlık duyup tövbe etmeye geldik. Arafat'ı yaşamaya geldik. Senin huzuruna geldik. Divanına durduk. Elimizi açtık. Boynumuzu büktük, sana dua ediyoruz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah'ım. Vakfemizi mübarek eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, yalın ayak, başı çıplak, sırtı günah yüküyle iki büklüm olmuş, bugüne kadar biriktirdiğin ne varsa arkasında bırakıp senin çağrına koşmuş, göğsündeki imandan başka hiçbir sermayesi olmayan biz Müslüman kulların işte Arafat'tayız. Dünyanın bütün Müslümanlarının temsilcileriyle birlikte Hacı Ekber gününde huzurundayız. Mahkeme-i Kübra'da birleşir gibi huzurunda ayaktayız. Duruşumuzu, duruşmamızı kabul eyle. Bizleri boş çevirme Allah'ım. İlahi Ya Rab, annemizle babamızın kavuştuğu ve yeryüzünde hayatın başladığı bu topraklardan bizi affetmeden gönderme Allah'ım. Her birimiz için yeni bir hayatın başlangıcı olacak, ihramlarımız gibi bembeyaz sayfalar açacak bir şuura, mikat ile vakti kuşanmaya, tavaf ile sevgiye, say ile abu hayata eriştir Allah'ım. Arafat'ta marifete, meş'ari haramda şuura, Mina'da muhabbete ermeyi, kurbanlarımız ile sana yakınlaşmayı, cemeratta bütün nefsani isteklerden kurtulmayı bizlere lütfeyle Allah'ım. Taşlayacağımız şeytanla birlikte içimizdeki bencilliği, öfkeyi, kibri, gururu, nefreti, ihtirası, hasedi, fitneyi, fesadı, gönül dünyamızdan atmayı, buna mukabil tevazuyu, diğer gamlığı, sevgiyi, hayırda yarışmayı, cömertliği bizlere lütfeyle Allah'ım. İlahi Ya Rabbel Alemin, bu kıyamet sahnesinden bizleri merhametin ve mağfiretinle kucaklamadan geri gönderme Allah'ım. Arafat'ta gün batarken ve her birimiz bu mübarek mekanda veda ederken sevmediğin, affetmediğin, acıyıp rahmet nazarıyla bakmadığın tek bir kulunu bile bırakma Allah'ım. Makbul bir haccın bir tek mükafatı vardır. O da cennettir buyuruyor Efendimiz Muhammed Mustafa. Onun hatırına haccımızı mebruk ve mübarek eyle Allah'ım. Ya Rab, bugün şu Arafat meydanında senin peygamberlerin, senin evliya kulların, senin has kulların, salih kulların senden ne istedilerse bizler de onları senden istiyoruz. Bizlere ihsan eyle ya Rab. Şu Arafat meydanında Peygamber Efendimiz sana ne dua ettiyse, senden neler istediyse, senin sevdiğin ne gibi niyazlarda bulunduysa biz de onları senden istiyoruz. Lütfeyle Allah'ım. Bizlere kereminle, lütfunla ihsan eyle ya Rabbi. Nelerden sana sığındıysa biz de o cürüm ve kötülüklerden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, cennetini kaybetmiş Hazreti Adem, Hazreti Havva'nın affına ve cenneti bulmalarına vesile olan duasıyla yalvarıyoruz. Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin.
Rabbimiz biz nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan, eğer bize merhamet etmezsen hüsrana uğrarız. Bizi zalimlerden, kendine zulmedenlerden, hüsrana uğrayanlardan eyleme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, insanlığı tufanlardan kurtaran Hazreti Nuh'un yakarışıyla yalvarıyoruz. Rabbi enzilni munzelen mübareken ve ente hayrul munzilin. Ya Rab, bizi hayırlı menzillere kavuştur. Bereketli yerlere konuk eyle Allah'ım. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın. Ülkemizi, vatanımızı, dünyamızı hayırlı menzillere çevir Allah'ım. Rabbimiz, peygamberlerin atası, başlı başına bir ümmet olan Hazreti İbrahim gibi yalvarıyoruz. Rabbi cealni mukîmes salâti ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Ey Rabbimiz, bizleri, soyumuzdan gelecek çocuklarımızı, zürriyetimizi, namazı dosdoğru kılanlardan eyle. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Rabbimiz, sabır timsali Hazreti Eyyub gibi yakarıyoruz. Enni messeniye dur ve ente erhamur rahimin. Bizleri her türlü kötülükten, her türlü zarardan, her türlü şerden, her türlü hastalıktan Eyyub peygamber gibi güzel kurtuluşlar nasip eyle Allah'ım. Ya Rab, Yusuf'unun hasretinden gözlerini kaybeden Hazreti Yakub'un hasretiyle niyaz ediyoruz. İnnemâ eşkû betri ve hüznî ilallah ve a'lemu minallâhi mâ lâ ta'lemûn. Sıkıntılarımızı, keder ve hüzünlerimizi sadece sana arz ediyoruz Allah'ım. Bizleri sıkıntılarımızdan, keder ve hüzünlerimizden kurtar Allah'ım. Ya Rab, güzelliğin timsali, iffetin timsali, Yusuf'un yakarışlarıyla yalvarıyoruz sana. Teveffeni muslimen ve elhekni bissalihin. Bizlere Müslüman olarak ruhumuzu teslim etmeyi lütfeyle Allah'ım. Bizleri salih kullarının zümresine ilhak eyle Allah'ım. Rabbimiz, haksızlık karşısında zor durumda kalan Hazreti Musa gibi yalvarıyoruz. Rabbi, bima en'amte aleyye felen ekune zahiren lil mücrimin. Ya Rab, bizlere öyle bir nimet ver ki bu nimet sayesinde hiçbir zaman mücrimlere arka çıkmayalım, zalimlerin safında yer almayalım, onlarla aynı safta yer almayalım Allah'ım. Ya Rab, Musa gibi haykırıyoruz. Etuhlikuna bima faale sufaha'u minna. Etuhlikuna bima faale sufaha'u minna. İçimizdeki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizleri helak eyleme Allah'ım. Rabbimiz, verdiğin güç ve kudreti karıncaları dahi ezmeden kullanan Hazreti Süleyman'ın dualarıyla yalvarıyoruz sana. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'meteke alleti en'amte aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan tardahu ve edhilni bi rahmetike fi ibadike salihin. Bizleri verdiğin nimetlere şükreden şakir kullarından eyle Allah'ım. Bizlere senin razı olacağın salih ameller işlemeyi ihsan eyle. Bizleri rahmetinle salih kulların arasına ilhak eyle Allah'ım. Rabbimiz, Hazreti Yunus'un karanlıklardan aydınlığa çıkışına vesile olan duasıyla yalvarıyoruz. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minezzalimin. Senden başka ilah yoktur. Sen yücesin. Ey Rabbimiz, sen yücesin. Sen yücesin. Gerçekten de bizler kendimize zulmettik. Bizleri affeyle Allah'ım. Rabbimiz, Kelimetullah, Hazreti İsa gibi yalvarıyoruz sana. Allahümme Rabbena enzil aleyna maideten minessemâ tekûnu lena îden li evvelina ve âhirina ve âyeten minke verzukna ve ente hayrul râzikîn. Bize yüce katından rızıklar ihsan eyle. Dünyamızı da ahiretimizi de bayrama dönüştür. Bizleri helal bol rızıklarla rızıklandır Allah'ım. Rabbimiz, Habibi Edib'in, Muhammed Mustafa'nın Miraç'tan insanlığa hediye olarak getirdiği dualarla yalvarıyoruz. Rabbena la tuahizna in nesina ev ahtana. Rabbimiz, unutur da yanılırsak bizi sorunu tutma Allah'ım. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltehu alellezine min kablina. Rabbimiz,
bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme Rabbimiz. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bih. Rabbena, Rabbimiz bize taşıyamayacağımız şeyleri yükleme Allah'ım. Vafu anna, vaghfir lena, varhamna. Ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin. Ente mevlana fansurna alel kavmiz zalimin. Ente mevlana fansurna alel kavmil münafikin. Ya Rab, 14 asır önce veda hutbesinde ashabına hitap ederken kimin üzerinde bir emanet varsa onu sahibine versin buyurmuştu Habibi Edib'in. Bizler bugün türlü emanetle yüklü geldik buraya Rabbim. Üzerimizde nice kimselerin hakkı var. Dilimizle nice kimselerin kalbini kırdık. Ellerimizle nice kimseleri incittik. Şimdi hepsini itiraf etmeye geldik ya Rab. Bütün yüklerimizden arındır bizi. Allah'ım bütün günah ve hatalarımızı affeyle Allah'ım. Ya Rab, burada kızgın kumların üzerinde, bu kızgın güneşin altında zulmetmeyin, zulme boyun da eğmeyin buyurmuştu Habibi Edib'in. Onun mübarek sözleri bugün de sanki aramızdaymış gibi kulaklarımızda çınlıyor. Ancak biz onun istediği gibi bir ümmet olamadık ya Rab. Biz onun gibi istediği bir ümmet olamadık. Başta nefislerimize zulmettik. Zulme uğrayan kardeşlerimize el uzatamadık. Onları çoğu zaman yalnız bıraktık. Gözyaşlarına ortak olamadık. İtiraf ediyoruz. Bugün el açtık. Senden af diliyoruz ya Rab. Bizleri affeyle Allah'ım. Ya Rab, senin kulun ve Resulün Muhammed Mustafa'yı hakkıyla temsil edemedik. İnsanlık için kendini helak eden, insanlar ateşe düşmesin diye göğsünü siper eden sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın mirasını ne yazık ki taşıyamadık. Taşıyamadık Allah'ım. Rahmet peygamberinin hatırını bilemedik, bilmedik. İtiraf ediyoruz. Bizleri affeyle Allah'ım. Sevgili peygamberimizin insanlığa indirdiği merhamet ve şefkati, inceliği ve nezaketi biz hakkıyla taşıyamadık. Dini mübini İslam'ı hakkıyla temsil edemedik. Senin rahmet dinini, korku dini zannedenler varsa sorumlusu biziz Allah'ım. İnsan onurunun sözle bile incitilmesine razı olmayan şefkat yüklü vahyini hayatımızda yeniden var kılamadık Allah'ım. İtiraf ediyoruz. Bizleri affeyle Allah'ım. Ya Rab, Efendimizin emrettiği gibi bir vücudun uzuvları, bir binanın tuğlaları gibi olamadık. Kardeşlerimizin halleriyle hallenemedik. Dertleriyle dertlenemedik. Acılarını acımız, sevinçlerini sevinçlerimiz bilemedik. İtiraf ediyoruz. Bizleri affeyle Allah'ım. Ya Rab, yüce kitabında taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel udvan. İyilikte ve takvada yardımlaşın. Günahta ve düşmanlıkta yarışmayın, yardımlaşmayın buyuruyorsun. Biz bu yolda olmakla emrolunmuşken kendimizi, nefsimizi, düşüncemizi, güç tutkumuzu, mezhebimizi, meşrebimizi hakikatin yerine koymaya kalkıştık. İtiraf ediyoruz. Bizleri affeyle Allah'ım. Birbirimize kin güttük ya Rab. Nefret duyduk, üstünlük tasladık, buğz ettik, ihanet ettik, doğruluktan ayrıldık, şefkat ve merhametten uzaklaştık, fitne ve fesat girdabına sürüklendik, cehalet ve tefrika bataklığına saplandık, parçalandık, zayıfladık. İtiraf ediyoruz, ümmet olarak itiraf ediyoruz. Bizleri affeyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, her vesileyle besmele çektik. Her işimize Rahman ve Rahim isimlerini başlangıç eyledik. Lakin işlerimizi adalet, hakkaniyet, merhamet ve şefkatle icra edemedik. Birbirimizden merhameti esirgedik. Hoyratlaştık. İtiraf ediyoruz. Bizleri affeyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, biz senden hep kerem gördük. Biz senden hep lütuf gördük. Ama biz senden gördüğümüzü kardeşlerimize gösteremedik. Senden gördüğümüzü göstermekte geciktik, geç kaldık, cimrileştik, bencilleştik, vurdum duymazlığı, bencilliği, çıkarcılığı,
ırkçılığı, şiddeti ve kıyımı baş tacı yapanlara ses çıkarmadık, itiraf ediyoruz. Bizleri affeyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizler bugün burada yeniden sana söz vermeye geldik. Tıpkı kadınıyla erkeğiyle gelip Resul-i Ekrem Efendimiz'e biat eden, bağlılık yemini edip geçmişlerini arındıran ashab-ı kiram gibi biz de bir misak için geldik Arafat'a ya Rab. Ashab-ı kiramı örnek alarak diyoruz ki biz Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarımızı fakirlik korkusuyla öldürmemek, iftira etmemek, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmemek, iyi işler yapmada Resul'ün sünnetine uymak üzere sana söz veriyoruz. Sen sözümüzde durmayı nasip eyle Allah'ım. Bundan böyle İslam'ın izzet ve onuruna uygun davranacağız ya Rab. Haksızlıklara ve zulme arka çıkmayacağız. İnsan haklarını koruyacağız. Mazlumun elinden tutacağız. Dul yetim ve kimsesizin hakkını gözeteceğiz. Yeryüzünü ıslah edeceğiz. Bozgunculuk çıkarmayacağız. İmanımıza sahip çıkacağız. İbadetlerimizi aksatmayacağız. Kötü huylardan uzaklaşmak, iyi huylar edinmek için gayret göstereceğiz. Sözümüzde durmayı, ahdimize vefayı nasip eyle Allah'ım. Bizleri sözünde durmayan, emanete ihanet eden, onurunu yitiren münafık kullarından eyleme Allah'ım. Ya Rab, Hacer-i Esved'i istilam için kalkan ellerimiz bir daha asla şiddete ve kötülüğe kalkmasın. Kabe'yi tavaf eden, Safa ve Merve arasında sağ eden ayaklarımız hep hayra, hep doğruya, hep iyiye adım atsın. Lebbeyk diyen dillerimiz artık haktan başkasını söylemesin. Dualar, zikirler, Kur'an tilaveti ile çınlayan kulaklarımız günah ve çirkin sözlere tamamen kapansın. Ravza'yı gören gözlerimiz artık harama bakmasın. Müslüman olarak yarattığı gibi Müslüman olarak kalmayı, Müslümanca yaşamayı, Müslüman olarak ölmeyi bizlere ve nesillerimize ebediyen nasip eyle Allah'ım. Ya Rab, eşlerimiz, çocuklarımız, altınlar, gümüşler, mal, mülk, nefsimiz, makamlarımız, mevkilerimiz, tutkularımız, arzuladığı şeyler bize güzel gösterildi. Başımızı döndüren bu dünyadan, gözümüzü alan ihtişamından, gönül aynalarımızı karartan şaşasından, yüreklerimizi yavaş yavaş kemiren hırstan, kibirden, riyadan, hasetten, şeytanın ve nefsimizin vesvesesinden sana sığındık. Yüreklerimizi senden gayrısından arındır ya Rab. Gönül aynamızı kirinden, pasından temizle. Aklımızdan dünyalıkların yükünü kaldır. Gönüllerimizi sana ve Resulüne mekan olmaya layık eyle ya Rab. Rabbimiz, bugün Arafat meydanında İlahi ya Rab, bugün Arafat meydanında hiç günah işlememiş masum sabi çocuklarımızla sana geldik. Yürekleri bahar çiçekleri gibi tertemiz olan bu çocuklarımızın hatırına bizleri affeyle Allah'ım. Ellerine dünyanın çamuru bulaşmamış, yüreklerine dünyanın gamı değmemiş çocuklarımız hürmetine bizleri affeyle Allah'ım. Kin ve nefretle tanışmamış, garaz ve taraftarlığa bulaşmamış çocukların hatırına merhamet eyle bizi Allah'ım. Kirlerimizden arındır, günahlarımızdan temizle bizleri Allah'ım. Rabbimiz, içimizdeki çocukların masum yakarışlarını arz ediyoruz rahmet dergahına. Çocuklarımızın korkusuz, kaygısız uyuduğu bir dünya lütfeyle ya Rab. Aç gözlüler yüzünden çocuklarımızın aç kalmadığı, açlıktan ölmediği bir dünya ihsan eyle ya Rab. Çocuklarımızın yetim ve öksüz kalmadığı bir yeryüzü lütfeyle ya Rab. Ya Rab, bugün Arafat meydanında hayatının baharını yaşayan gençlerimizle sana geldik. Bizlere Peygamber Efendimizin ifadesiyle neşeyi, huzuru Rabbine ibadette bulan bir gençlik lütfeyle Allah'ım. Bizlere sevgili Peygamberimizin benim dünyadaki çiçeğim,
Reyhanım dediği, cennet gençlerinin efendisi olarak tavsif ettiği Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'in yolundan giden gençler bahşeyle Allah'ım. Çocuklarımızı ve gençlerimizi günübirlik heveslere boğanlara fırsat verme Allah'ım. Kızlarımızı ve oğullarımızı insafsız, izansız, ölçüsüz ve dengesiz, meyvesiz ve faydasız sanal tutkuların ağına düşürme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bugün Arafat meydanına beli bükülmüş, rükûa varmış, pirifani olmuş ihtiyarlarımızla huzuruna geldik. Aralarında bulunan hasta kullarının ahu eninleriyle yalvarıyoruz sana. Onların hatırına bizleri affeyle Allah'ım. Hırstan arınmış, haset ve kinden temizlenmiş, dünya kaygılarını unutmuş, yaşlılarımızın o kesik kesik nefesleri, sancılı yakarışları, sessiz sabırları hatırına bağışla bize ya Rab, ya Rab. Rabbimiz, bugün Arafat meydanına rahmetinin yeryüzüne yağmur yağmur inişini kalplerine emanet almış kadınlarımızla geldik ya Rab. Rahman isminin tecelligahı, Rahim sırrının şahitleri kadınlarımızla sana geldik ya Rab. Bastığı yeri cennetleştiren, baktığı yere sevinçler bulaştıran, annelik ünvanıyla şereflendirdiğin o nur yüzlü annelerimizin hatırına bağışla bizi ya Rab. İnsanlığın kurtuluşu adına gizli gizli İsa sancısı çekmiş Hazreti Meryem aşkına, takat getirilmez Firavun zulmüne direnmiş Hazreti Asiye aşkına, İsmail'in kurtuluşu için çırpınan Hazreti Hacer aşkına, Hira dönüşü kanadı kırık kuşlar gibi titreyen insanlığın efendisi Resul-i Ekrem'in telaşını kucağında sakinleştiren Hazreti Hatice aşkına, merhamet yağmuruna suskunca ve sabırla refakat eden can parçası şüheda anası Hazreti Fatımetü Zehra aşkına bağışla bizi ya Rab. Ya Rab, Allahümme gfiril hac ve limen istagfara lehul hac. Sevgili peygamberimiz ümmeti için şöyle buyuruyor: Allah'ım hac edenleri bağışla, onların bağışlanmasını istediği kişileri de bağışla. Bu duanın bereket ve hürmetine sen bizleri, anamızı, babamızı, eşimizi, evlatlarımızı affeyle Allah'ım. Anne babamıza sen merhamet eyle Allah'ım. Onlar bize küçüklüğümüzde nasıl kol kanat gerdiyse sen de onları öylece koruyup rahmet gölgende barındır Allah'ım. Eşimizi sen bağışla Allah'ım. Hayat imtihanımızda bize olan desteğini, bizi tamamlayan, bizi yalnızlıktan kurtaran can yoldaşlığını, yuvamıza verdiği emeği sen hesapsız ödüllendir Allah'ım. Çocuklarımızı hayırlı evlatlar eyle Allah'ım. Onlara seni ve seni sevenleri sevdir Allah'ım. Her türlü kazadan, beladan yavrularımızı muhafaza eyle Allah'ım. Neslimizi sana layık kul, Habibine layık ümmet eyle Allah'ım. Gençlerimizi koru Allah'ım. Gencecik yürekleri sana asi olmaktan, senden uzaklaşmaktan, her türlü bağımlılık ve kötü alışkanlıktan, zehirli akımlardan, akran şerrinden sen muhafaza eyle Allah'ım. Hocalarımızı, üzerimizde emeği ve hakkı olan büyüklerimizi burada tek tek anıyoruz. Sen onları bağışla Allah'ım. Dostlarımıza, arkadaşlarımıza, komşularımıza, bizden hayır dua umanlara, buralara bizimle selam gönderenlere sen mağfiret eyle Allah'ım. İman ile bu dünyadan ahirete göçen bütün kullarını bağışla Allah'ım. Hepsinden hoşnut ve razı ol. Hepsini sevgine ve muhabbetine mazhar eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Arafat yalvarıp yakarma, aranıp durulma, dirilip uyanma zamanıdır. Bizler bu kutlu iklimde senden yurdumuz için, ülkemiz için de hayırlar niyaz ediyoruz ya Rab. Tarih boyunca mazlumların umudu, kimsesizlerin kimsesi olmuş
ülkemizi ve milletimizi her türlü felaket ve tehlikelerden emin ve muhafaza eyle. Rahmet, bereket ve inayetini vatanımızdan bir an bile eksik etme Allah'ım. Dinimiz ve milletimiz için çalışanları hayırlı işlerde muvaffak eyle Allah'ım. Güvenliğimiz için hayatını tehlikeye atan, sınır boylarında nöbet bekleyen askerimizi sen muhafaza eyle Allah'ım. Senin yolunda din, vatan ve millet uğrunda canını feda eden kardeşlerimize, yerin onlarca metre altında helal rızık için çalışırken göçük altında kalarak şehit olan madencilerimize gani gani rahmet eyle Allah'ım. Kederli ailelerine bol ecir, sabır, metanet ihsan eyle. Gazilerimizden vefat edenlere rahmet, sağ olanlara sıhhat ve afiyetler lütfeyle Allah'ım. Ya Rab, ülkemiz hicret yurdu oldu. Göç dalgasının ardı arkası kesilmiyor. Sen yurdumuzu muhafaza eyle. Zulümden, zorbalıktan, şiddetten, savaştan kaçarak bize sığınan muhacirleri bağrına basan milletimize zeval verme Allah'ım. Yurdumuza sığınan kardeşlerimize, peygamberimizi Medine'de ağırlayan ensar misali kucak açmayı, güvenmeyi, onları sevmeyi, onlara rahmet nazarıyla bakmayı bizlere kolaylaştır Allah'ım. Onlara da Mekkeli muhacirler gibi sağduyu, feraset, edep ve sabır ihsan eyle. Sen fedakarca onların yardımına koşan milletimizden razı ol Allah'ım. İslam'ın, insanlığın hayrına olan bütün işlerimizde devlet ve milletçe bizleri muvaffak eyle Allah'ım. Ya Rab, bizleri insanlığın barış ve huzuru için hayrın anahtarı, şerrin kilidi eyle Allah'ım. Bizleri dünyanın neresinde olursa olsun açların, yoksulların, mahrumların, mağdurların, zayıf bırakılmışların, zulme uğramışların haklarına dikkat kesilenlerden, onların dertleriyle dertlenenlerden, acılarına ortak olanlardan, yaralarını saranlardan eyle Allah'ım. Bizleri dil, din ayrımı yapmadan, ırk, renk farkına aldırmadan, sonra biz de aç kalırız kaygısına kapılmadan infak edenlerden, sadaka verenlerden, yardım edenlerden eyle Allah'ım. Bizleri ağlatanlardan değil, gözyaşlarını silenlerden eyle Allah'ım. Bizleri yaralayanlardan değil, yaralara merhem olanlardan eyle Allah'ım. Bizleri hakka, hakikate, adalete, ahlak ve fazilete çağıranlardan, hakkı anlatanlardan, hakikati üstün tutanlardan, adaleti yüceltenlerden, sevgiyi yayanlardan eyle Allah'ım. Bizleri, milletimizi, ülkemizi, mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin umudu kıldın, umutları sen boşa çıkarma Allah'ım. Bizleri o kutlu sözün hakkını verenlerden, kitabın tarafını tutanlardan, Kur'an'ın yanında yer alanlardan eyle Allah'ım. Peygamber Efendimizin tarafında duranlardan eyle Allah'ım. Gönül coğrafyamızın hali içler acısı Allah'ım. İslam ülkelerinden barut kokusu, silah sesleri, kan ve gözyaşı hiç eksilmiyor ya Rab. Yanı başımızda nice mazlum Müslüman, nice kadın, çocuk, yaşlı hayatta kalabilmek için kıvranıyor. Sen onlara yardım eyle ya Rabbi. Dünyanın her neresinde olursa olsun ezilen, üzülen, horlanan, işkence gören, açlık, kıtlık, sefalet çeken mazlumlara, biçarelere imdat eyle, himmetini, yardımını üzerlerinden esirgeme Allah'ım. Allah'ım, Kerim kitabında müminler ancak kardeştir buyuruyorsun. Habibin Muhammed Mustafa bizleri kardeşlerim diyerek müjdeliyor. Ama bizler onun emaneti olan kardeşlik ahlakı ve hukukuna riayet edemedik Allah'ım. Zihinleri bir, yürekleri bir, gayeleri bir, sevgileri bir kardeşler olamadık Allah'ım. Gün oldu bedenlerimizin sultanı olan kalplerimize kin ve nefret tohumları ektik. Gün oldu birbirimize ihanet ettik. Gün oldu aramıza fitne fesat soktuk. Gün oldu kardeşlerimizin cennete giden yolunu kestik. Gün oldu birbirimizden koptuk, parçalandık, zayıfladık, eridik. İtiraf ediyoruz ya Rab.
aczimizi, kusurumuzu sana arz ediyoruz. Affeyle bizleri Allah'ım. Bizleri yürekleri birbirleri için çarpan, birbirlerinin iyiliği için koşan gerçek kardeşler eyle Allah'ım. Bizlere din kardeşliğini yeniden tattır. Kendisini değil, kardeşini önceleyen, kardeşiyle gülüp kardeşi için gözyaşı döken, kardeşinin derdiyle dertlenen hakiki dostlar eyle Allah'ım. Yüce Allah'ım, içimiz parçalanıyor. Müslüman ateş ediyor, karşısındaki Müslümanı vuruyor. Katil de maktul de Allahu Ekber diyor ya Rab. Bu nasıl bir dünya ya Rab? İnsanlığa medeniyeti getiren İslam'ın bazı cahil müntesipleri bugün barbarlıkta sınır tanımıyor ya Rab. Dün kardeşliğin, cömertliğin, şefkat ve merhametin en nadide örneklerini sergileyenlerin çocukları bugün sergiledikleri vahşette dünyaya korku salıyor. Kurtar bizi ya Rab. Ya Rabbel Alemin, sırf Müslüman olduğu için din kardeşlerimizin evlerine ateş düşüyor. Nice ocaklar sönüyor. Nice anaların elleri sinelerini dövüyor. Babalar çaresizlik içerisinde kıvranıyor. Biz dört gözle bayramı beklerken masum yavrular bayrama erişemeden, bayramlıklarını giyemeden beyaz kefenler giyiyor. Çocuklar ölüyor. Çocuklar yetim kalıyor. Bebekler katlediliyor. Bizim ise elimizden hiçbir şey gelmiyor. İşte Filistin, işte Gazze, işte Irak, işte Bağdat, işte Musul, işte Kerkük, işte Suriye, işte Şam, işte Halep, işte Doğu Türkistan, işte Myanmar, işte Arakan, işte Mısır, işte Kahire. İslam diyarlarında çağın firavunları, Nemrutları kol geziyor. Cinayet işliyorlar. İnsanın insana yaptığından utanıyoruz ya Rab. Müslümanın Müslümana ettikleriyle kahroluyoruz ey Rabbimiz. Kurtar bizi ya Rab. Arafat'ta sana açılan eller hürmetine alemi İslam'ı çepeçevre saran tüm karanlıklardan sen kurtar ya Rabbi. Alemi İslam'ı içine düştüğü fitnelerden, tefrikadan, cehaletten, fakirlikten, kan ve gözyaşından sen kurtar Allah'ım. Yeryüzünü yangınlarla kasıp kavuranlardan, zayıfların üzerine basarak yükselenlerden, iktidar ve kuvvetiyle, silah ve teknolojisiyle kan ve gözyaşı akıtanlardan alemi İslam'ı sen muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rab, yüce Kur'an'ın hürmetine, Kabe'nin hürmetine, Habibi Edib'in hürmetine, Arafat'ta sana yalvaran diller hürmetine, İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşlarının durmasını, bütün kardeşlerimizin huzur ve güven içinde nice bayramlara ulaşmalarını sen nasip eyle Allah'ım. İslam'a, Müslümanlara, kardeşlik ahlakına ihanet edenleri sana havale ediyoruz Allah'ım. Yüzlerini gizleyerek cürüm işleyenlerin, zulmüyle mazlumu inletenlerin, silahıyla masumu titretenlerin gerçek niyetlerini en iyi bilensin ya Rab. Onlara hak ettikleriyle muamele eyle Allah'ım. Allah'ım, bugüne kadar manevi miracımız olur umuduyla namazlar kıldık. Nefsimizi terbiye etsin diye oruçlar tuttuk. Malımızdaki kiri pası temizlemesi duasıyla zekatlar, sadakalar verdik. Tek başınaydık, kulluğumuzla baş başaydık. Oysa bugün Hacı Ekber gününde haçta hep birlikte sana el açıp yalvarıyoruz. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneysi, güneylisiyle bütün Müslümanlar huzurunda ya Rab. Sadece kendimiz, sevdiklerimiz, milletimiz ve İslam alemi için değil, bütün insanlık ailesi için de dua ediyoruz. Bu ortak yakarışa dergah-ı izzetinde rahmetiyle mukabele eyle Allah'ım. Rahmetiyle tüm insanlığı ve mahlukatı çepeçevre kuşatan Rabbimiz, sen bizlere kusursuz bir kainat hediye ettin. Ama biz emanet ettiğin dünyayı adaletsizlik ve haksızlıklarımızla yaşanmaz hale getirdik. Huzurla başımızı yastığa koyup sükunetle uykuya dalamıyoruz Allah'ım. Çünkü biz ortak evimizi, imtihan yurdu olan dünyamızı, işi, ailesi, kimliği, güvenliği, saygınlığı, umudu olmayan milyonların inlediği bir enkaza çevirdik. Sen bize güvendin, halife yarattım dedin. Biz bu güvene layık olamadık Allah'ım.
Ya Rab, sen bize akıl verdin, biz o aklı insanın yaşama hakkını hiçe sayan silahlar üretmede kullandık. Menfaatlerimiz uğruna savaşlar çıkarttık. Özgürlük adına katliamlar yaptık. Sen bizi bağışla Allah'ım. Sen bütün insanlığa imdat eyle. İnsanlığı bu yanlışlardan kurtar Allah'ım. Merhameti unutan yeryüzü halklarını sen ıslah eyle ya Rab. İnsanlığın kendi elleriyle sebep olduğu musibetler, sıkıntılar, savaşlar, afetler hepimiz için acı bir son hazırlarken tek umudumuz sensin. Sen insanlığa akıl, fikir, iman, izan, feraset, basiret nasip eyle Allah'ım. Ya İlahi Alemin, bizlere önce kendi benliğimizde huzura ve barışa kavuşmayı, gönül ve fikir dünyamızı imar etmeyi, sonra da yakınımızdakilerden başlamak üzere yayılan muhabbet, merhamet, adalet ve saadet dalgasında birer halka olmayı nasip eyle. Şeytana değil, Rahman'a, güce ve hırsa değil, ahlaka ve yüksek insani değerlere rağm olanlardan eyle Allah'ım. Sana bağlanınca özgürleştiğini, sana ibadet edince zenginleştiğini, sana yalvarınca yüceldiğini, seni sevince sevildiğini, ancak ve ancak senin sınırlarına uyunca kurtuluşa erdiğini anlamayı bütün insanlara nasip eyle Allah'ım. Ya Rab, bizlere bu mübarek topraklara gelmeyi lütfettiğin gibi çoluk çocuğumuza, isteyip dileyen bütün müminlere de gelme imkanı nasip eyle Allah'ım. Bu manevi ziyafetten onları da hissedar eyle Allah'ım. Dünyada zemzem suyundan kana kana içme imkanı verdiğin gibi ahirette de Kevser havzundan içmeyi, beraatımızı sağ elimize alarak sıratı kolayca geçmeyi, sevdiklerimizle birlikte cennetine girmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle Allah'ım. Rabbimiz, hac vazifesini yapamayan kardeşlerimizi de en kısa zamanda davet ettiklerinin arasına dahil eyle Allah'ım. Seni anmak için dili hazır, sana gelmek için kalbi hazır olanları daha fazla bekletmeden Kabe'ne kabul eyle Allah'ım. Gelemeyen kardeşlerimizin yüreği Arafat meydanında, gelemeyen kardeşlerimizin aklı Arafat meydanında, ya Rab bizi de çağır, bizi de davet ettiklerinin arasına al diye niyaz ediyorlar. Niyazlarını kabul eyle Allah'ım. Ya Rab, vakfe sırasında evlerinin bir köşesinde gözü yaşlı duaya duran kardeşlerimize en kısa zamanda mebrur bir haç nasip eyle Allah'ım. Evlerinde ettikleri duaları bugün bizlerle birlikte Arafat meydanında bulunan Müslümanların dualarıyla birlikte kabul eyle Allah'ım. Ya İlahi, bu mübarek yerlerde kılınan namazları, tutulan oruçları, verilen sadakaları, okunan Kur'an-ı Kerimleri, hatmi şerifleri, kelime-i tevhidleri, yapılan tavafları, zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazları, vaaz-ı nasihatları, salatu selamları yüce katında en güzel şekliyle kabul eyle Allah'ım. Bunlardan hasıl olan ecir ve sevabı öncelikle sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın aziz, latif ruhuna hediye eyledik. Sen vasıl eyle Allah'ım. Diğer bütün peygamberlerin, ehli beytin, ezvacı tahiratın, ashab-ı kiramın, tabiinin, tebe-i tabiinin, alimlerin, salihlerin, şehitlerin, ahirete göç eden gaziler ile bütün ehli imanın ruhlarına hediye eyledik. Kendilerini haberdar eyle Allah'ım. Şu anda mübarek Arafat meydanında bu duaya amin, amin diyen bütün hüccacı kiramın cümle geçmişlerinin ruhlarına da hediye ediyoruz. Onları da hissedar eyle Allah'ım. Allah'ım, hac farizasını ifa etmek üzere bizlerle yola çıkan, ancak Arafat'a ulaşamadan vefat eden, saide düşüp ruhunu sana teslim eden, tavafta düşüp ruhunu sana teslim eden ihramlı hacılarımız olduk. Rabbimiz, bu kardeşlerimize de rahmetinle muamele eyle. Sen onların haçlarını da yapılmış kabul eyle. Şu anda onları da aramızda sana yalvarıyor kabul eyle Allah'ım. Bizlere de hacımızın kalan menasikini kazasız, belasız, elemsiz, kedersiz tamamlayarak yurdumuza, yuvamıza salimen, ganimen kavuşmayı nasip eyle Allah'ım. Hac ibadetinde görev alan
bütün kardeşlerimizin işlerini asan eyle Allah'ım. Rızası yolunda hizmet edebilmeyi hepimize nasip eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, bizlerden önce bu mübarek Arafat'ta vakfe yapmış olanları, şu anda vakfeye duranları, buradaki dualarımıza çok uzaklardan amin diyenleri iki cihanda aziz eyle Allah'ım. Cümle geçmişlerimizin ruhlarını şad, makamlarını âli, mekanlarını cennet eyle Allah'ım. Kabirlerini Kur'an'ın nuruyla pür nur eyle Allah'ım. Ya Rab, bugün artık, bugünden önce ve bugünden sonra diye ömrümüze işaret koyacağımız gün olsun ya Rab. Bugünümüzü ömrümüze milat kılabilmeyi nasip eyle Allah'ım. Bugünümüzü ömrümüze milat kılabilmeyi nasip eyle Allah'ım. Haccımızın hakkını ömrümüz boyunca verebilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Haccımızı mebrur eyle, sayimizi meşkur eyle. Allah'ım, sevgili peygamberimizin müjdesine nail olmayı, bugün bütün günahlarımızın arınmayı nasip eyle. Annemizden doğduğumuz gün gibi evlerimize, yurdumuza tertemiz arınmış bir şekilde dönmeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, evimizden döndükten sonra da hata ve günahlarımızı tekrarlamadan, haramlara düşmeden, haksızlıklara arka çıkmadan, tefrikaya düşmeden, kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz etmeden, hatır gönül yıkmadan, şeytana, nefsimize, heva ve hevesimize uymadan, rızana ve dinine uygun bir şekilde yeni bir aşk, ihlas ve samimiyetle hayatımızı sürdürmeyi bizlere nasip ve müessir eyle Allah'ım. Arafat'ta arınan yüreklerimizi tertemiz tutabilmeyi bizlere ihsan eyle Allah'ım. Bizlere hacı olmayı nasip ettiğin gibi ömür boyu hacı olarak kalmayı da nasip ve müessir eyle Allah'ım. Bundan böyle yolumuzu ve yönümüzü şaşırtma Allah'ım. Kalplerimizi doğruluktan ayırma Allah'ım. Hak'tan ve hakikatten ayırma Allah'ım. Hata, kusur ve aşırılıklarımızdan dolayı sen bizleri narına yakma Allah'ım. Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, bela ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, ömrümüzü rızana uygun geçirebilmeyi nasip eyle. Bizleri zikrinde, şükründe, hüsnü ibadetinde daim eyle. Günahlarımızdan mahfuz eyle. Haramlardan uzak eyle. Helallerle perverde eyle. Bedenlerimize sıhhat afiyetler ihsan eyle. Ümmeti Muhammed'e güzel hizmette bizlere güç ve kuvvet ihsan eyle. Uzun hayırlı ömürler ihsan eyle. Vefatımız geldiği zaman da dilimiz zikrinle meşgulken, alnımız secdedeyken, senin sevdiğin ve razı olduğun bir hal üzereyken ruhumuzu kabzeyle Allah'ım. Ecel şerbetini içeceğimiz son nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bir dahi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bir daha eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek ruhumuzu teslim edebilmeyi, iman ve selim bir kalp ile huzuruna gelebilmeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım. Bizleri cennetinle, cemalinle müşerref eylediğin kulların arasına ilhak eyle Allah'ım. Dualarımızı makbul eyle Allah'ım. Bi hurmeti yevmi Arafa ve bi hurmeti meydani Arafa ve bi hurmeti Kur'an-ül Kerim ve bi hurmeti Resulikel Müşteba ve bi hurmeti Haramike Şerif ve bi hurmeti Kabetil Müşerrefe ve bi hurmeti Safa vel Merve ve bi hurmeti Haccı vel Umre ve bi hurmeti Aşri Zil Hicce ve bi hurmeti İdil Adha. Allahümme inne es'eluke imanen kamila. Allahümme inna nes'eluke yakinen sadika. Allahümme inna nes'eluke ilmen nafi'a. Allahümme inna nes'eluke tevbeten nasuha. Allahümme inna nes'eluke haccen mebrura. Allahümme inna nes'eluke kalben khâşi'a. Allahümme inna nes'eluke ilmen nafi'a. Allahümme inna nes'eluke amelen salihan makbula. Allahümme inna nes'eluke kalben selimen khâşi'a. Allahümme inna nes'eluke lisanen zâkiren şâkira. Allahümme inna nes'eluke haccen mebrura ve sa'yen meşkura ve zenben mağfura ve amelen makbula.
Allahümme inna neseluke rizkan halalen tayyiba. Allahümme inna neseluke evladen alimen saliha. Allahümme inna neseluke evladen saliha. Allahümme inna neseluke zürriyeten tayyiba. Allahümme inna neseluke evladen alimen saliha. Allahümme inna neseluke temamen ni'me ve devamel afiye ve husnel khatime. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Kardeşlerim, Allah kabul eylesin. Lütfen herkes yanındaki kardeşine sarılsın ve helalleşsin. Hakkı olan bütün insanlar adına herkes birbirine sarılarak helalleşsin lütfen.